Biraz önce paylaştığım bilgiyi tekrarlamak istiyorum. Belki şimdi ekran başına yeni geçen izleyicilerimiz vardır. Çünkü önemli bir iddia ortaya atıldı. Ama daha sonra o iddia DEM Parti kaynakları tarafından yalanlandı. Bugün saat 17'ye kadar bütün partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na aday listesini teslim etmesi gerekiyordu. Ve iddialara göre DEM Parti İstanbul Büyükşehir adaylarının dosyasını ilçe seçim kuruluna teslim etmedi ya da edemedi. Gecikme nedeniyle avukatların da girişimde bulunduğu iddia edilmişti. İşte bu haberler soruldu DEM Parti'ye. DEM Parti Halk TV'ye konuştu ve bu iddianın doğru olmadığını söyledi. Hatta çok sayıda arayan soran var. Partimiz zamanında başvurusunu yapmıştır. Hiçbir aksaklık, hiçbir gecikme söz konusu değildir. Hatta iddiaların arasında Meral Danış Beştaş'ın da adaylıktan çekildiği vardı. Bu iddianın da doğru olmadığını söyledi. DEM Parti kaynakları Halk TV'ye tekrar altını çizmekte fayda var. İddialar asılsız dedi DEM Parti. Cumhuriyet Halk Partisi ile devam ediyoruz. Hatay krizi çözüldü. Bu arada çözüldü çözülmesine ama genel merkeze de çok fazla eleştiri var. Bu kriz yönetimini iyi yapamadı diye. Öte yandan Esenyurt ilçesindeki belirsizlik de giderildi. DEM Parti ile uzlaşıya varıldı. Kent uzlaşısına ve Profesör Doktor Ahmet Özer CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. Peki ya Sarıyer? Sarıyer'de biliyorsunuz Şükrü Genç'i yeniden aday göstermedi Cumhuriyet Halk Partisi, ama Şükrü Genç de aday olmakta ısrarlı. İşte Lütfü Savaş'la neticelenen durum Sarıyer için, Şükrü Genç için geçerli olmadı. Bu durumda da Şükrü Genç bağımsız aday olduğunu ilan etti. Genç adaylığını belediye önünde düzenlediği toplantıyla Sarıyerlilere duyurdu. Bakalım ne mesaj verdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeniden aday gösterilmedi. Seçimlere bağımsız gireceğini açıkladı. Daha öncesinde olduğu gibi yine birlikte kazanacağız. Bağımsız aday olarak devam ediyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le konuştuklarını söyledi Genç. Görüşmenin detaylarını paylaştı Sarıyerlilerle. Sayın Genel Başkanım dedi ki, başkanım biz sizi çok seviyoruz. Sizinle hep varız. Partide önemli görevlerde size ad edelim. Görev verelim. Ancak biz bu işi tartıştık. Ekrem Başkan da sizi çok seviyor. Bizler de çok seviyoruz ama bunu aşamadık dediler. Ve sordu. Bu kadar insan olmadık yerlerde eğer sizleri iktidar yapmışsa ve böyle bir sorumluluktan uzaklaşmanın bir anlamı var mı? Yok. O zaman bu aşılamayanın ne olduğunu lütfen bu halka açıklayın. Neyi aşamadınız? Görüşmelerin ardından verdiği kararı açıkladı. Halkımız yürü dedi, yürüyoruz. Yolumuz açık olsun. Daha öncesinde olduğu gibi yine birlikte kazanacağız. Bağımsız aday olarak devam ediyoruz. Ve ekledi. Ben bu yaşıma kadar hiç kimseye zarar vermedim. Yine zarar vermeyeceğiz. Ama halkımızın çok güzel bir sözü var. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer'de bir kez daha. Evet, önemli bir son dakika gelişmesiydi az önce paylaştığımız. Hala ekranda görüyorsunuz. Ben az önce sosyal medyaya baktım ve çok fazla haber sitesi, bağımsız kaynak, gazeteci DEM Parti'nin kararı ile ilgili paylaşım yapıyor. O yüzden tekrar etmekte fayda var. Evet, başvuruda geciktiler. DEM Parti İstanbul'da aday gösteremedi. Bu haberler doğru değil sevgili izleyiciler. DEM Parti kaynakları Halk TV'ye konuştu ve böyle bir gecikmenin olmadığını söylediler. Listeler YSK'ya teslim edildi. Hiç kimsenin adaylığında da geri çekilme söz konusu değil dediler. Tekrar edelim ve şimdi İstanbul yarışına bir odaklanalım isterseniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu saha çalışmasına devam ediyor. Bugün Esenler'deydi. Kazım Karabekir Mahallesi'nde Adıyamanlı ve depremzede olduğunu belirten bir vatandaşla konuşması dikkat çekiciydi. Vatandaş
dert yandı, sitem etti, isyan etti. Dedi ki eğer bize oy vermezseniz hizmet de yok diyorlar bize başkanım dedi. Bakın Ekrem İmamoğlu nasıl bir cevap verdi o vatandaşa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini hatırlatarak ne dedi? Bizi tehdit ediyorlar yani diyoruz. Kimse edemez tehdit. Olmasa hizmet yok. Öyle öyle. Ama onlara ders vereceğiz. Ama efendim zararlara böyle denilir mi? Öyle denilir mi? Milletin acısı var orada. Ben Adıyaman'a 3 defa gittim. Yani milletin acısı var. Allah yardımcımız olsun. Ama kurtulacağız. Gündemde yine yerel seçim gündeminde öne çıkan bir başka başlık. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan gelen açıklama çok ama çok önemli. Diyor ki Fatih Erbakan, eğer çekilirsek AK Parti'nin yedek lastiğine döneriz. Yani seçime kendi adaylarımıza girmezsek, adaylarımızı geri çekersek, AK Parti ile anlaşırsak onların yedek lastiğine döneriz. Daha da ötesi, özellikle İstanbul ve Ankara'da, İstanbul'un önemli ilçelerinde tablo neyi gösteriyor, anketler ne diyor? Fatih Erbakan bununla ilgili değerlendirmelerini de paylaştı. Asıl dikkat çekici yerde burası. Murat Yetkin'e konuştu Fatih Erbakan. Çekilmemiz söz konusu değil, çekilirsek kendimizi inkar etmiş olur. AK Parti'nin yedek lastiğine döneriz dedi. Fatih Erbakan iktidar partisiyle yaptıkları ve olumsuz sonuçlanan görüşmeleri de değerlendirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendilerine il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 belediye meclisi üyeliği teklif ettiğini söyledi. Yani anlaşmazlık buradan kaynaklanıyor. Erbakan 14 Mayıs'ta Türkiye genelindeki %3 oyu da kendileriyle işbirliğinin yüzü suyu hürmetine aldığımızı söylediler bize. Bunu kabul edemezdik. Üstelik tabanımızda AK Parti ile yerel seçimde işbirliği yapmamıza destek de yok. Hatta 14 Mayıs nedeniyle tepki var dedi. Ve geçelim Fatih Erbakan'ın değerlendirmelerine. İstanbul'u ve Ankara'yı nasıl görüyor? Acaba kim alacak? Yarışı kim kazanacak? Fatih Erbakan diyor ki bizim değerlendirmemiz İstanbul'da Ekrem Bey'in daha şanslı olduğu yönünde. Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum. Turgut Bey fazla bir varlık gösteremedi Ankara'da dedi. Erbakan ayrıca CHP'nin Eyüp, Fatih ve Üsküdar gibi ilçelerde sürpriz yapabileceğini de söyledi. Erzincan İliç'teki faciaya, facianın ardından yaşananlara geçeceğiz. Yani bugüne aslında 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyordu bugüne kadar. Ama çalışmalar sona erdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu 9 kişinin, işçimizin siyanürle yıkanmış yığının altında kaldığı İliç'teki Anagolt madeninde hala ciddi bir heyelan riski bulunduğunu, bu yüzden önlem almak zorunda olduklarını ve arama çalışmalarının durdurulduğunu söyledi. Çalışmaların 7. gününde 19 Şubat akşam saatlerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Özetle durum bu. Şimdi bakalım nedir son durum? Bu açıklamaların üstüne acaba yeni bir şey söylendi mi? Peki çalışmalar durduruldu ama ne olacak? Devam edecek mi yeniden? Ve orada aileler tabii, yani umutları tükenmek üzere, tükendi belki de ama yine de bekliyorlar o işçilerimize ulaşılmasını. Acaba onlar nasıl bir hal içinde, nasıl bir duygu içinde şu anda? Bunları öğreneceğiz. Ferit Demir karşımızda. Ferit merhaba, söz sende. Seda Selek, aileler...